Şimdi ne zaman tabii kaygı patolojik olur ona bakmamız lazım. Çünkü gördüğümüz gibi kaygı dediğimiz şey, kaygı, korku bunlar bizi hayatta tutan şeyler. Bunun için oluşmuş, bunun için evrimleşmiş özellikler. Eğer hiç kaygılanmasaydık, oradan bir hiç korkmasaydık bir aslan çıktığı zaman aslan da biz aslana bakacaktık, aslan bize bakacaktı. Sonra gelip bizi yiyecekti. Dolayısıyla da bu kadar kaygısız bir canlıysanız genlerinizi aktaramazsınız. Yeryüzünden silinirsiniz. O yüzden arada bir kaygılı olmak gerekir. Hatta bizim sistemimiz, insan beyni nasıl evrimleşmiş? Hataları yani fazladan tehdit algılama üzerine evrimleşmiş. Bunu şöyle anlatabiliriz. Ben gece yürüyorum. Gece yürürken bir orman gibi bir yerdeyim. Bir ses duyuyorum. Şimdi acaba diyorum burada bir ayı mı var? Yoksa ne bileyim bu bir işte rüzgarın çıkardığı bir çıtırtı mı? Şimdi eğer ayı var ise orada kayanın arkasında ve buradan geçmeyi tercih edersem bunun bana bedeli oldukça büyük. Ama eğer dersem ki ya ben kendimi garanti alayım, kayanın oradan geçeyim de şu taraftan dolaşayım dersem bunun bana maliyetine 15 dakika ve harcadığım kalori mesela. Öyle olduğu zaman tabii sistem diyor ki çok büyük hata yapma, küçük küçük bir sürü hata yap. Dolayısıyla insan beyni büyük hatalar yapmak üzerine evrimleşmiş bir organ ki çok mantıklı. Yani ölümüne yol açmasın, başka gün gelirsin, bir daha şansını denersin gerekiyorsa. Ama küçük küçük bir sürü hata yapabilirsin. Yani yolunu uzatmanın sana maliyeti bir büyük hatanın sana maliyetinden çok daha düşük olduğu için beynimiz zaten bizi bir miktar böyle temkinli olmaya itiyor. İnsanlar zaten genel olarak diğer pek çok davranışlarında da öyle. Mesela insanlar kaybetmekten duydukları korku insanların kazanma isteklerinden daha büyüktür. İnsanlar ellerindekini kaybetmek istemez ilk önce. İlk önce elindekini tutacaksın, savunacaksın. Ondan sonra yeni şeylere ilerleyeceksin. Çoğu insan, normal insan davranışı bu. Dolayısıyla nedir yani buradan kastettiğim şey? Kaygı normal bir şey. Korku doğal. Bunlar bizim korumak için gelişmiş olan sistemler. Peki o zaman ne zaman patolojik oluyor? Patolojik olması şu demek. Şimdi ben eğer tehditle ilgili ipuçları benim çok daha hızlı dikkatimi çekiyorsa, ben bunları çok daha fazla işlemden geçiriyorsam, nötral yani aslında tehdit içermeyenleri tehdit gibi görmeye başlıyorsam, bir şekilde kendimi bu şeyden tehdit algısından uzaklaştırmakta zorlanıyorsam ve bir şekilde dikkatimi oradan alamıyorsam ve dolayısıyla da kaçınmak zorunda kalıyorsam, o zaman işler çok iyi gitmiyor demektir. Peki kaygı nasıl ortaya çıkıyor? Korku nasıl ortaya çıkıyor? Koşullanma dediğimiz şey de ortaya çıkıyor. Yani ben bir uyaranla karşılaşıyorum. O uyaranla karşılaştığım zaman bu alarm sistemi diyelim. Alarm sistemi, tehdit sistemi aktive oluyor. Ve bunun sonucuna bakıyorum. Eğer tekrar tekrar aynı şeyi gördüğümde o sistem aktive oluyorsa o zaman ben artık ona karşı koşullanıyorum. Onunla karşılaştığım zaman sistemim otomatik olarak tepki veriyor. Dikkatle ilgili daha önce bahsettiğimiz gibi eğer bir bilginin benim için anlamı varsa tehdit anlamı o zaman ben o bilginin etrafındaki diğer bütün bilgilere de koşullanıyorum. Yani ben biliyorsam ki belli bir sesten sonra ayı çıkıyor. Bunu o sese yakın diğer seslere de dikkat ediyorum. Çünkü kendimi ne yapmak istemiyorum? Riske atmak istemiyorum. Peki sönme dediğimiz şey ne? Sönme dediğimiz şey de şu. Bu ilişkinin artık yok olması. Yani ben eğer defalarca o ses geldiği halde oradan bir ayı çıkmadığını görüyorsam o zaman gittikçe ne oluyor? O ilişki şey yapıyor, gevşiyor, o ilişki güçsüzleşiyor ve öyle olduğu zaman da ben de artık o sesi duyduğumda ondan korkmuyorum. Ama bu sönme işi genelde gayet zor. Dolayısıyla da bir kere korku oluştuktan sonra uzun zaman devam edebiliyor. Bu da beynin çeşitli bölgelerinde oluşan bellekle ilişkili olarak ortaya çıkan bir durum. Peki sadece davranışsal olarak mı ortaya çıkıyor korku? Yani ben bir şeyi gördüğümde onun bende yarattığı duyguyla mı ortaya çıkıyor? Hayır, sadece ona değil. Eğer öyle olsaydı insanlar her şey için her uyarana karşı koşullandırılabilirdi. Mesela köpekten korkan çok fazla insan var ama diyelim ki tasma fobisi diye bir şey yok. Yani bir sürü insan köpekten korktuğu halde tasma gördüğünde kimse korkudan bayılmıyor. Bunun nedeni ne? Çünkü insanlar tabii yorum yapabiliyorlar. Ve diyor ki hayır burada korkutucu olan şey köpeğin üstündeki şey değil, köpeğin davranışı mesela. O yüzden aradaki o ilişkiyi kurmuyor. Çocuklar, pek çok çocuk gece karanlıktan korkar. Mesela pijama fobisi diye bir şey yoktur.
Yani her zaman gece pijamanızı giyer yatarsınız. Yani pijama giydiğiniz anda korkudan nöbet geçirmezsiniz. Dolayısıyla aradaki bağlantı önemli. Benim o bağlantıyı kuruşum, oradaki yorumlarım önemli.